Amacımız her zaman Yozgat'a hizmet etmek olur. Bizim derdimiz, düşüncemiz her zaman daha iyi hizmeti nasıl verebilmek adına oldu. Onun için de devam edeceğiz inşallah, Allah nasip ederse. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Yozgat'ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına akşam yemeği verdi. Kozan, hastanenin çalışmaları, başarıları ve sorunları hakkında bilgi paylaştı. Bütün gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hani bugün de sizleri zaten her zaman sizlerle görüş alışverişinde bulunduk ama bugün de sizle beraber olaraktan sizlerden aldığımız desteği önem göstermek istedik. Katıldığınız için ayrı çok teşekkür ederim. Biz her zaman da sizlerden aldığımız dönüşlerle hastanemizi bir adım öteye nasıl taşıyabiliriz onu düşüneceğiz inşallah. Biz Yozgat Şehir Hastanesi kamu özel ortaklığıyla çalışan bir hastane. Ve Yozgat'ın en büyük kurumu, en çok personel olan kurumu ve Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, Avrupa'nın en iyi dijital hastanesi. Biz bunun düşüncesiyle halkımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz, mağduriyeti minimuma nasıl indiririz? Düşüncemiz her zaman bu oldu. 2023'te poliklinik sayısı olarak maksimum düzeye ulaştık. Bazı branşlarda hekim eksikliğimiz olmasına rağmen özveriyle çalışan personellerimiz sayesinde poliklinik sayımızı en üst düzeye ulaştırmış bulunmaktayız. Buradan da bütün hastane personeline çok teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman kimseye mahcup etmeden devam ettirmek istediler. Bu kendim de dahil mesai dışı poliklinik yaparaktan, mesai içi hafta sonu polikliniği yaparaktan en üst düzeye ulaştırdılar. Gerek ameliyathane sayılarıyla rekor sayılara ulaştı ameliyat sayıları. Üst düzey ameliyatları, üçüncü basamak ihtiyacı olan ameliyatları gerek özveri göstererek gerek risk alaraktan hekimlerimiz mağduriyet yaşatmamak adına bir şeyler yapmaya çalıştı. Hemşehrilerimiz gece gündüzü demeden çalıştılar. Personellerimiz kimseye sorun yaratmadan mümkün olduğu kadar hastanemize güzel hizmetler vermek adına bir şeyler yaptılar. Onlarca ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bunun farkındayım. Şöyle farkındayım. Örnek veriyorum, kardiyoloji. Çok en büyük yaşadığımız sorun. Şimdi 3 tane hekimimiz var şu an. Şimdi burada bir anjiyo merkezi. Tek anjiyo yapılan yer burası. Başka bir yer yok. Burada nöbet tutturmak zorundayım ben. Neden? Çünkü anjiyoya bakacak, yoğun bakıma bakacak, acile bakacak, servise bakacak. Bir tane doktor bulundurmak zorundayım. Bir kişi nöbetçi olduğu zaman bir kişi nöbet ertesi oluyor. Kaldı bir poliklinik. Bir kişi polikliniğe bakmış oluyor. Şimdi bu bizim minimum hasta sayımız 65. Normalde bakanlığın sunmuş olduğu bir 42 MRS sistemi var. Bizler gerek ikili ilişkilerle gerek de bu mağduriyeti azaltmak için 65'e kadar çıkardık. Ama hala karşılamıyor. Biz günlük poliklinik sayısını ben kendim bizzat her gün kontrol ediyorum. Eksik bir durum var mı? Nasıl yapabilirim? Artı bir şey ne katamıyorum? Çünkü ben de çok üzüyor inanın. 65'i 85, 90 yaparım ama bu sefer de hasta kalitesi düşmüş oluyor. Hani bu arada tüm illerde meğerse dışı hasta bakılmamaya başlandı. Bu Yozgat için de öyle. Ama biz mümkün olduğu kadar bu mağduriyeti minimuma indirmek için 65 sayısını ben düşürmemeye çalışıyorum. Sürekli bakanlığa yazı yazmaya çalışıyorum ben. Geçici görev gelsin diye. Bazılarına geliyor ama bazılarına gelmiyor. Mesela kardiyolojiye bu ay geldi yeni bir tane abi. O da 7. yazımdan sonra geldi. 7 defa yazı yazdım. Yazı geliyor, anında bir daha yazı yazıyor. Hani adamlar resmen bana şey diyeceklerdi, en son soruşturma açarlar böyle durumda, gereksiz yazışma diye. Şeyde ben onu göze aldım, gene de yazdım. Çok şükür bir tane geldi en sonunda. İnşallah bir dahaki sefere, yani bu Ocak sonu bitiyor görevlendirme, bir ay görevlendiriyorlar. Ben sürekli yazmaya devam edeceğim. Sürekli bakanlığa gideceğim. Çünkü bu veba benim üzerimde. Ben o hastaların her zaman eğer sıra bulamayıp sorun yaşadığı, özellikle kardiyoloji gibi, bu çünkü şey bir şey değil, hani fizik tedaviye bulamazsa belki şey diyebiliriz ama o da önemlidir tabii de, kardiyoloji bulamayıp
bir şey gelirse ben bu vebali yaşayamam. En azından üzerime düşeni yapmam gerekiyor. Ben kendi üzerime düşen. O psikolojideyim. İnşallah da sağlayabilirim. Derdim o. Bunu bir tane sağladım, dur bakalım devam gelir inşallah. İnşallah sizlerle iletişimimiz her zaman devam edecek. Çünkü sizin iletişimimiz bizim için çok önemli. Hastanemizi en üst düzeye ulaştırmak sizlerin sayesinde, sizlerin geri dönüşleri sayesinde olacaktır. Amacımız her zaman Yozgat olmuş oluyor. Yozgat için de bir şeyler yapacağız inşallah.